Merhabalar arkadaşlar. Verilen tepkimeyi inceleyecek olursak, tepkimenin girenler bölümünde oksijen gazının olmasından dolayı tepkime yanma tepkimesidir. Bunun yanı sıra oluşan sadece tek bir ürün olduğundan dolayı da bir sentez tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani birçok maddenin bir araya gelerek tek bir ürün oluşturmasına sentez tepkimesi diyoruz. Üçüncü ifadeye bakacak olursak, oluşan karbondioksit gazı oksijene karşı asaldır deniyor. Oksijene karşı dediği şey aslında yanmaya karşı asaldır. Yani yanmaz demektir. Dolayısıyla arkadaşlar tepkimesini bu şekilde gösterecek olursak karbondioksit oksijenle tepkimeye girmez, yani yanmaz. Bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. Cevap E seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Verilen tepkimeyi inceleyecek olursak burada kurşun nitratın suda çözüldüğünü söylüyor. Yani burada kurşun ve nitrat arkadaşlar iyonik olarak bulunmaktadır. Benzer şekilde sodyum ve iyot da suda iyonik halde bulunuyor. Ve burada dikkat edecek olursanız kurşun ile iyot arkadaşlar bir araya gelerek bir katı oluşturmuş. Yani bir çökelti oluşmuş. İşte bu suda çözünen bu iyonların bir araya gelerek eğer bir çökelti oluşturuyorsa bu tepkimelere çözünme, çökelme tepkimeleri diyoruz. İlk birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifadede net iyon denklemi demiş. Net iyon denklemi çökeliği oluşturan iyonların bir araya gelerek oluşan denklem olarak da söylüyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifade reaksiyon süresince suda çözülmüş iyon sayısı artar. Hayır arkadaşlar, azalır. Neden? Çünkü oluşan buradaki var olan iyonlar bir çökelti oluşturmuş. Yani iyonik halde artık bulunmadığını burada söylüyoruz. Dolayısıyla çökelti oluşumundan dolayı da var olan iyon sayısında azalma meydana gelecektir. Bu ifademiz yanlıştır. O yüzden de doğru sorulmuş. Cevap C seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda yukarıda verilen maddelerden hangilerinin etkileşimi sonucu nötralleşme tepkimesi gerçekleşir diyor. Değerli arkadaşlar, nötralleşme tepkimesi asitten gelen H artı iyonu ile bazdan gelen OH iyonunun bir araya gelerek suyu oluşturduğu tepkimelere biz nötralleşme tepkimeleri diyoruz. Birinci ifadeyi inceleyecek olursak, birinci ifade arkadaşlar bir yanılma olabilir. Dikkat edin. OH gördüğünüz zaman her zaman baz değildir. Bu arkadaşlar öncelikle alkol olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla burada bir nötralleşme tepkimesinin gerçekleşmeyeceğini hemen söyleyebiliriz. Bu ifade asit olsa bile buradaki baz olmadığından dolayı ona nötralleşme diyemiyoruz değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra ikinci ifadeye bakacak olursak ikinci ifadede nitrik asidi görüyoruz. Yani burada bir hidrojenimiz var ve potasyum hidroksidi görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bir bazımız olduğunu söyleyelim. Bu arada şöyle bir genel bir bilgi vermek istiyorum. OH'ın solunda arkadaşlar bir metal varsa bazdır değerli arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Yani her OH gördüğünüzde ona baz demeyin. Yanında hemen solunda metal olmalıdır diyoruz. Buradan da arkadaşlar verilen ikinci ifade hidrojen gelecektir. OH da buradan gelecektir ve suyu oluşturacaktır. Dolayısıyla nötralleşme diyebiliriz. Üçüncü ifadeye özellikle dikkat değerli arkadaşlar. Burada hidroklorik asitten hidrojen gelecek ama buradaki amonyaktan arkadaşlar OH yok dikkat edecek olursanız. Dolayısıyla da oluşacak bu yapıyı öncelikle söylemek istiyorum. Bu yapıda oluşacak yapı değerli arkadaşlar böyle bir yapı amonyum klorür yapısı olacaktır ve yaygın adının da nişadır olduğunu da not almanızda fayda var. Karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla bu arada dikkat edecek olursanız sadece tuz oluştuğunu görüyoruz. Yani hidrojenimiz var ama yan taraftan bir OH grubunun gelmediğinden dolayı bir nötralleşme olmadığını söyleyebiliriz. Bir asit baz tepkimesi ama nötralleşme değil. Neden? Su oluşmadı değerli arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır diyoruz. O yüzden bize nötralleşme tepkimesi olduğu için tek nötralleşme ikinci ifadedir. Cevap B seçeneği. Merhabalar arkadaşlar. Bize verilen kaplardaki tepkimeleri inceleyecek olursak birinci kabımızda sülfürik asit yani H artı iyonu ile sülfat iyonu olduğunu söyleyelim. Suda demiş, o yüzden bunu söylüyorum. Ve kabın içerisinde bulunan sodyum arkadaşlar artı hidroksit de eksidir. Dolayısıyla burada gerçekleşecek olan tepkimeye bakacak olursak bir asit baz tepkimesi olduğunu görmekteyiz. Hidrojen ile bu arada OH bir araya gelerek suyu oluşturacaktır. Ve bunun yanı sıra da sodyum ile de sülfat bir araya gelerek sodyum sülfat tuzunu oluşturacaktır diyoruz. Yani bu bir asit baz tepkimesi.
tuz ve su oluştuğunu görmekteyiz. İkinci kabı arkadaşlar incelemeye başlamadan önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. Neden? Şöyle. Değerli arkadaşlar oluşacak olan bir tuz, yani verilen buradaki katının bir tuz olduğunu görmekteyiz. Bu tuz nasıl oluşmuştur? O bizim için çok önemli. Acaba tuz nötr tuz mu, asidik tuz mu, bazik tuz mu? Bunu inceliyoruz. Değerli arkadaşlar oluşan bu tuzumuzun bazik tuz olduğunu görmekteyiz. Nasıl? Kuvvetli bir baz ile arkadaşlar tuz olduğunu anladıktan sonra arkadaşlar bunu elbette söylüyoruz. Tuz nasıl oluşur? Asitle bazın tepkimesinden diyerek bunu yazdık arkadaşlar. Sodyum hidroksit ile karbonik asit dediğimiz zayıf bir asitin tepkimesinden sodyum iyonu ve zayıf asitten de karbonat daha doğrusu iyonu gelecektir. Dolayısıyla bunların tepkimesinden de tuz oluşacaktır. Sodyum karbonat tuzu oluşacaktır. Bizim burada bulunan bazımız kuvvetli baz ve asidimiz de zayıf asit olduğu için oluşan tuz arkadaşlar kuvvetlilik özelliği daha fazla olan bazın özelliğini gösterecektir. Dolayısıyla da oluşacak olan tuz bazik bir tuzdur. Bu ne demek şimdi? Bu şu demektir arkadaşlar. Bazik bir tuzu siz sulu ortama atarsanız orada ne oluşacaktır? Bazikliğini gösterecektir. Yani OH iyon sayılarını arttıracaktır. Yani burada çözündüğünde ortamı biraz bazikleştirecek. OH iyon sayısını arttıracaktır diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla ortamda bir OH iyonları oluşturacağından dolayı hazırda bu kabın içerisinde H artı iyonlarında olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla da bunlar H artı ile OH tepkimeye girerek bir H2O suyu oluşturacaktır diyebiliriz. Yani bir nötralleşme tepkimesi de görmekteyiz burada arkadaşlar ayrıca. Bunun yanı sıra yapının içerisinde sodyum ve kabın içerisinde sülfat olduğundan dolayı ayrıca burada ne gerçekleşir? Sodyum sülfat tuzlu tekrar oluşur diyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü kaba gelecek olursak, üçüncü kapta da metal oksitler değerli arkadaşlar bazik özellik gösterir ve suda çözündükleri zaman özellikle bakın buradaki sodyuma dikkat edin. Ortama girdiği zaman ortamı bazikleştirdiğini yani sulu ortama girdiği zaman ortamı bazikleştirdiğini söyleyebiliriz. Aynen ikinci kapta olduğu gibi ortamı arkadaşlar bazikleştireceğinden dolayı ortamda hidroksit iyonları oluşturacağını söyleyebiliriz. Ve yapının içerisinde, kabın içerisinde H artı iyonu olduğundan dolayı da buradan bir su oluşacağını ve tepkimenin nötralleşme tepkimesi olduğunu da ayrıca söyleyebiliriz. Neden? İşte H asitten H, OH'dan da bazdan da OH geldiğinden dolayı bunu söylüyoruz. Ve dikkat edecek olursak yine burada bir sodyum ve kabın içerisinde yine bir sülfat var. Dolayısıyla buradan yine sodyum sülfat bir tuzu oluşacaktır diyoruz. Buna göre arkadaşlar aşağıdaki ifadenin hangisi yanlıştır diyor. Her üç kapta da nötralleşme tepkimesi gerçekleştiğini görmekteyiz. Yalnızca ikinci kapta karbondioksit gazı açığa çıkar. Evet, neden? Çünkü arkadaşlar bu tepkime gerçekleşirken buradaki karbonat iyonundan arkadaşlar karbondioksit oluşacaktır. Diğer ifadelerde zaten dikkat edecek olursanız karbonat iyonları olmadığından dolayı sadece yalnızca ikinci kapta bu karbondioksit gazı açığa çıkacaktır. Bu doğrudur. 3 kapta da bu tuz oluşur demiştik. Biraz önce gösterdik. D seçeneğinde ikinci kapta çözülme çökelme tepkimesi gerçekleşir. Hayır, asit baz tepkimesi gerçekleşir. Bunun yanlış olduğunu gördük. Edirne seçeneğinde zaten ispatlamış olduk. Dolayısıyla buradan cevap D seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda tepkimelerden hangileri hem yanma hem egzotermik hem de sentez tepkimesidir demiş. Yanma tepkimesi olabilmesi için tepkimeye girenlerde oksijen olması gerekiyor. Baktığımız zaman hepsinde oksijen olduğunu görüyoruz. Hepsi yanma tepkimesidir. Hem egzotermik demiş. Değerli arkadaşlar yanma olaylarında özellikle azotun yanmasına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Azotun yanması endotermik bir olaydır. Yani ısı girenler bölümündedir. Bunu lütfen not alınız. Ama diğer tüm yanmalar egzotermiktir. Yani ısı dışarıya çıkacaktır. Birinci ve üçüncü ifadede egzotermikliği sağlamış oldular. Hem de sentez tepkimesidir demiş. Değerli arkadaşlar sentez tepkimesi girenler bölümünde birçok madde bir araya gelerek tek bir ürün oluşturacak arkadaşlar. Bakınız burada birinci ifadede bunu görmekteyiz. Tek bir ürün oluşuyor. Ama üçüncü ifadede baktığımız zaman ürün olarak iki ürün oluşuyor. Dolayısıyla sentez tepkimesi olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada sentez olan ve verilen ifadeleri tamamen sağlayan birinci ifadedir. Cevap A seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar.
Sorumuzda x2 ve y2 elementlerinin izole bir kapta tepkimesi sonucu. Ne demek izole bir kap? Değerli arkadaşlar, bu tepkime gerçekleşirken dışarıdan herhangi bir şekilde ısı almadığını söyleyebiliriz. Yani şöyle bir kap diyelim buna arkadaşlar. Şöyle gelen ısı arkadaşlar içeriye giremiyor, geriye dönüyor diyebiliriz. Bize diyor ki bu tepkime sonucunda x-y bileşiği oluşuyor ve tepkime süresince kabın iç sıcaklığı arttığına göre. Ne demek bu? Kap ısınıyor. O zaman arkadaşlar tepkimede dışarıya ısı açığa çıktığını söyleyebiliriz. Yani egzotermik bir tepkimedir bu kesin. Sentez tepkimesi midir? Baktığımızda arkadaşlar iki farklı madde bir araya gelerek tek bir ürün oluşturmuş. Dolayısıyla sentez tepkimesidir diyoruz bunlara. Üçüncüsü de yanma tepkimesi de demiş. Kesinlikle sorusu var. Dikkat edin. Değerli arkadaşlar, her egzotermik tepkime yanma tepkimesi değildir. Yani burada oksijen olduğunu ya da bunun oksijen olduğu ile ilgili bir bilgi yok değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu kesin değil. O yüzden burada kesin olan 1 ve 2 cevap C seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda verilen grafik incelendiğinde x ve y'nin azaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu tepkimede x ve y azalıyorsa x ve y tepkimeye girenler bölümünde olmalıdır. Z'nin miktarı da arttığından dolayı tepkimede ürünler bölümünde yer almalıdır diye şeklinde bu ifadeyi yazdık. Şimdi ikinci olarak neye dikkat etmemiz lazım? Buradaki arkadaşlar Na dediği şey aslında mol demektir. O yüzden 4 Na 4 mol, 2 Na 2 mol, 1 Na 1 mol şeklinde yazdıktan sonra şimdi en önemli yere geldi sıra oluşudur. Başlangıçta Y'den arkadaşlar 4 mol varmış. Ve dikkat edecek olursanız ne kadar tepkimeye girmiş? İşte bu aradaki fark kadar. Bakınız, aradaki fark yani tepkimeye girdiği miktarı yazın. Ne kadar girmiş arkadaşlar? 3 mol tepkimeye girdiğini görüyoruz. X'e bakacak olursak başlangıçta 2 mol varmış ve tamamen bitmiş. Yani X'te 2 mol tepkimeye girdiğini gözlemlemiş olduk. Ve Z'ye de bakacak olursak Z'de başlangıçta hiç yoktu ama 2 mol oluşmuş diyoruz. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bize bu ifadeler neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Tepkimeye girme miktarları ve oluşma miktarları katsayılarıdır değerli arkadaşlar. Daha doğrusu katsayılarıyla doğru orantılıdır. Yani bunun katsayısına ben 2 yazacağım. Bunun katsayısına 3 ve bunun katsayısına 2 yazacağım. Buradaki ifadelerle ilgili olarak. Burası en önemli yer değerli arkadaşlar. Şimdi verilen ifadeleri inceleyecek olursak değerli arkadaşlar sentez tepkimesidir demiş. Tabii burada sentez tepkimesi olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Tepkimeye giren maddeler arkadaşlar eğer sadece bir ürün oluşturduysa yani sadece dikkat edecek olursanız Z oluşmuş. Tek bir ürün oluştuysa buna bir sentez tepkimesidir diyoruz. Bu doğru. Z'nin formülünün bu olduğu söylenmiş. Bakacak olursak arkadaşlar tepkimede Z için şunu söyleyelim. Dikkat edecek olursak atom sayısı korunacağından dolayı kimyasal tepkimelerde 2 ile 2 çarptığımız zaman 4 tane x olmalıdır z'nin içerisinde. İkisi burada olduğuna göre arkadaşlar x'in altında 2 rakam olmalıdır ki 2 ile 2 çarptığımız zaman 4 olabilsin. Y'ye bakacak olursak 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 tane y olmalıdır. O yüzden de ben buraya y3 yazacağım. Neden? Çünkü katsayısında 2 olduğundan dolayı burada 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6 tane y olmuş olsun. Yani z elementimiz bu olmalıdır. Pardon, z'nin formülü daha doğrusu bileşik olarak bu olmalıdır. Yani ikinci ifademiz yanlıştır. Tepkime denklemi bu şeklindedir demiş arkadaşlar. Yukarıda görüldüğü gibi bu tepkimi elde etmiştik. Dolayısıyla burada yanlış olanı sorduğu için cevap B seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda 1 ve 2 nolu kaplardaki çözeltiler karıştırılması ile 3 nolu kaptaki karışım elde edildiği söyleniyor. 1. ve 2. kaplardaki çözeltiler arasında gerçekleşen tepkime ve x katısıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır deniyor. Değerli arkadaşlar, burada bir hatırlatma yapalım. Suda denildiği zaman, verilen ifadelerde suda denildiği zaman suda iyonik olarak bulunmalıdır. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Şuradaki arkadaşlar 2, buradaki sülfatın ikisidir, eksi ikisidir. Yani çaprazlama yöntemiyle hatırlayacak olursanız çaprazlama yöntemiyle o iki oradan gelmiştir. Benzer bir durum arkadaşlar burada kurşunda da var. Kurşun şuradaki 2 arkadaşlar. Burada iyonlarına ayrıştığı zaman o ikinin şuradaki 2 olduğunu görmekteyiz. Bu özel önemli bir bilgi olduğunu da söyleyelim. Buna bakacak olursak arkadaşlar ne yapılmış? Tepkime meydana geldikten sonra 3. kaba bakacak olursak
Burada potasyumun ve nitratın iyonik olarak hala yer aldığını görmekteyiz. Yani buradaki verilen şu iyonlar hala sıvı çözelti içerisinde bulunmaktadır. O zaman katıyı kim oluşturacak arkadaşlar? Katıyı buradaki şu ikilinin oluşturacağını söyleyebiliriz. İşte çaprazlama dediğimiz olay burada yine karşımıza çıkmış oluyor. Bakınız, dikkat edin şimdi arkadaşlar. Burada şuradaki 2 ile buradaki 2 arkadaşlar birbirlerinin aynısı. Yani bu oluşacak olan aslında x katımız şu olmalıdır. Şöyle yazacak olursak bu bir kök olduğundan dolayı paranteze alıyoruz. Ve şuradaki 2'yi de bunun altına yazıyoruz. Bakınız burada ya böyle olmalıydı. Yani x katısı dediğimiz katı ya böyle yazılmalı ya da şöyle yazılmalı. Yani burada ikinci ifadede verildiği gibi değil arkadaşlar. Dikkat edin ona. Ya da şöyle yer almalı. Buradaki ikiler arkadaşlar böyle ikiler sadeleştiği zaman şöyle yazabiliyoruz bunun en sade hali olarak. Kurşun sülfatı işte bu şekilde arkadaşlar yazıyoruz. Ya da pratikte diyeceğiz ki burada ikisi de iki olduğuna göre bunları arkadaşlar hiç işleme katmadan direkt bu ifadeyi şu ifadeyi elde edebiliriz. Yani x bileşimiz bu olmalıdır. İkinci ifadenin yanlış olduğunu gördük. Birinci ifade çözülme çökelme tepkimesidir. Dikkat edecek olursanız suda çözülmüş olan bu iyonik olarak çözülmüş olan bu maddelerin bir araya gelmesiyle bir çökelti yani bir katı oluşuyor. Dolayısıyla da çözülme çökelme tepkimesi işte tam olarak buna deniyor değerli arkadaşlar. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada geriye kalan buradaki potasyum ve nitrata seyirci iyon da deniyor. Bunu lütfen not alınız. Ayrıca net iyon tepkimesi sorulduğu zaman çökeliği oluşturan iyonlar yani katıyı oluşturan iyonların bir araya gelerek bu katıyı oluşturması tepkimesine bu denkleme daha doğrusu net iyon tepkimesidir diyoruz. Bunu da lütfen unutmayınız. Burada yanlışı sormuş cevap B seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda tepkimelerden hangileri asit baz tepkimesidir diyor. Öncelikle birinci ifadeye bakacak olursak burada hidroklorik asit olduğunu görmekteyiz. Burası asittir değerli arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki kalsiyum oksit acaba baz mı ona bakmamız lazım. Dikkat! Metallerin oksitleri arkadaşlar bazik özellik gösterir. Bazik özellik gösterir. Nerede? Sulu çözeltilerde. Bakın bu ifadeyi bununla tepkime soktuğunuz zaman şuradaki sudan faydalanarak bu öncelikle bir baz özelliği gösterecek. Dolayısıyla da bir asit baz tepkimesini burada göreceğiz. Benzer şekilde arkadaşlar amonyak bazdır, zayıf bir bazdır ve nitrat da kuvvetli bir asittir. Burada da bir asit baz tepkimesi meydana gelecektir diyoruz. Üçüncü ifadeye bakacak olursak arkadaşlar ametal oksitler asidik özellik gösterir. Nerede? Sulu çözeltilerde arkadaşlar. Bu ifadeyi bunu eklediğimiz anda şuradaki sudan dolayı da buradaki karbondioksit öncelikle bir asit özelliği gösterecek. Ardından da kalsiyum hidroksitteki şuradaki OH'la da bir tepkimeye girerek yani bunu daha doğrusu bunun baz olduğunu bildiğimizden dolayı bir asit baz tepkimesi burada meydana gelecektir. Yani her üçünde de asit baz tepkimesi gerçekleşecektir diyoruz. Cevap E seçeneği. Merhabalar arkadaşlar. Verilen tepkimeleri incelediğimiz zaman birinci tepkimede kalsiyum oksit yani bir metal oksitten bahsediyoruz. Metal oksitlerin su ile tepkimesinden baz oluşur değerli arkadaşlar. Neyin bazı? Burada bulunan metalin bazı arkadaşlar oluşacaktır diyoruz. Öncelikle böyle bir baz oluşur. Yani A seçeneği doğrudur. Burada değerli arkadaşlar X yerine kalsiyum hidroksiti yazdığımız zaman ve tepkimeyi incelediğimiz zaman tepkimede arkadaşlar su oluşmuş. Dolayısıyla su nasıl oluşacak? Y'nin yapısında ne olmalıdır? Hidrojen olmalıdır. Aslında burada bir asit baz tepkimesi biraz göze çarptığını söyleyebiliriz. Yapısında bu olmalıdır. Ayrıca yani hidrojen olmalıdır. Bunun yanı sıra da yapısında dikkat edecek olursanız bu da yer alması gerekiyor. Dolayısıyla tepkimiz aslında sülfürik asitle kalsiyum hidroksit arasında gerçekleştiğini görmekteyiz. İkinci tepkime nötralleşme tepkimesidir diyor. Arkadaşlar nötralleşme tepkimesinde bildiğiniz gibi bazdan OH, asitten de H artı iyonu bir araya gelerek suyu oluşturması olayına biz nötralleşme diyoruz. Bu ifade doğrudur. C seçeneği birinci tepkime sentez demiş. Değerli arkadaşlar iki veya daha fazla maddenin bir araya gelerek tek bir ürün oluşturmasına sentez tepkimesi diyoruz. Bunun tam tersine de yani bir maddenin birkaç veya daha fazla maddeye ayrışmasına da arkadaşlar örneğin Z olsun K olmuş olsun hiç fark etmez.
birkaç maddeydi ama tek bir maddenin birkaç maddeye ayrışmasına analiz diyoruz arkadaşlar. İkinci tepkimede böyle bir şey göremiyoruz. Neden? Çünkü ikinci tepkimede iki farklı madde bir araya gelmiş. Burada bir asit baz tepkimesi olduğunu görüyoruz. Analiz tek bir madde olması gerekiyor gidenler bölümünde. Dolayısıyla bu ifadenin ikinci tepkimenin analiz tepkimesi olmadığını görmekteyiz. Diğer ifadeleri zaten arkadaşlar söyledik. Bunun yanı sıra her iki tepkimede egzotermiktir demiş. Değerli arkadaşlar, buradaki bulunan birinci tepkimede su ile gerçekleştiği bu tepkimede ısı açığa çıkacaktır. Kalsiyumun aslında sönmesi tepkimesi olarak da arkadaşlar kalsiyum buradaki kalsiyum hidroksit ayrıca sönmemiş kireç denir. Su ile tepkimesinden sönmüş kireci ortaya çıkar. Bu da yaygın hatlarıdır. Özellikle not almanızda fayda var. Bu esnada da dışarıya ısı açığa çıkar. Ve bunun yanı sıra asit baz tepkimelerinde su oluşurken ısı da arkadaşlar açığa çıkar. Bu da egzotermik tepkimedir. Her iki tepkimede. Dolayısıyla burada bize yanlış sorduğu için cevap C seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir diyor. Birinciye bakacak olursak çözünme çökelme tepkimesi demiş. Bunun için öncelikle su içerisinde su çözeltilerde bulunan iyonların bir araya gelerek bir çökelti oluşturması gerekiyor ki arkadaşlar bu da görünüyor. Dikkat edecek olursanız gümüş nitratın sulu çözeltisi ile potasyum bromürün sulu çözeltisi bir araya gelerek ki buradaki iyonların aslında bir araya gelmesiyle dikkat arkadaşlar gümüş bromür katısı yani burada bir çökelti oluşmuş. Dolayısıyla işte biz buna bu tarz tepkimelere çözünme çökelme tepkimesidir diyoruz. A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakacak olursak B seçeneği de hidrojen peroksidin ayrışma tepkimesini görmekteyiz arkadaşlar. Bu bir yanma tepkimesi değildir. Peki niçin buna yanma tepkimesi özellikle dendi? Yani daha doğrusu kandırmaya çalışılıyor daha doğrusu. Bu da önemli. Neden? Çünkü öğrenciler çoğunlukla oksijeni görür görmez buna yanma tepkimesidir diyor. Değerli arkadaşlar yanma tepkimesi olabilmesi için oksijenin tepkimenin girenler bölümünde olması lazım. Burada ürünler bölümünde buna yanma tepkimesi denmez. Peki ne tepkimesi denir arkadaşlar? Analiz tepkimesi denir. Neden? Çünkü analiz tepkimesinde bir madde birden fazla maddeye parçalanmış, ayrışmış demek ki arkadaşlar analiz tepkimesidir diyoruz. Burada yanlış olduğunu bunu görmüş olduk. Diğer tepkimeleri inceleyecek olursak C seçeneği de iki maddenin bir araya gelerek bakın tek bir maddeyi oluşturmuş. Tek bir madde oluşmasına sentez tepkimesi diyoruz. İlla ki burada iki tane olacak diye bir şey yok bu arada. Birçok madde bir araya gelip tek bir madde oluşturuyorsa ona sentez tepkimesidir diyoruz. D seçeneğine bakacak olursak bize nötralleşme demiş. Dikkat edecek olursanız burada potasyum hidroksitteki OH ile asetik asetteki hidrojen bir araya gelerek suyu oluşturmuş değerli arkadaşlar. İşte burada biz nötralleşme tepkimesidir diyoruz. Bir asit baz tepkimesi ve nötralleşme dedik. Neden nötralleşme? Su oluştuğundan dolayı değerli arkadaşlar. İşte biraz önce analizde aslında açıkladık. Tek bir maddenin birçok maddeye parçalanması olayını analiz diyoruz. Bu ifade de doğrudur. Yanlış olanı sormuş. Cevap B seçeneği. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda tepkimelerinde oluşan X, Y, Z gazlarından hangileri yanar diyor. Öncelikle X, Y, Z gazlarını bulalım. Burada tepkimeyi denkleştirecek olursak eksik olan elementleri bulalım. Burada kalsiyum var. Burada da kalsiyum var. Burada karbon var ama diğer tarafta ürünler kısmında karbon yok. O yüzden de X'in yapısında bir defa karbon olduğunu görüyoruz. Oksijen miktarına bakacak olursak ürünlerde bir oksijen olduğunu görüyoruz. Ama girenlerde 3 oksijen var. Demek ki yapısında 2 tane oksijen olmalıdır diyoruz. Yani X burada karbondioksit olduğunu gördük. Burada ikinci tepkimeye bakacak olursak elbette ki tamamen kükürtün yanması, kükürt oksidin daha doğrusu dioksidin yanması tepkimesini görüyoruz. Dolayısıyla İN'in yapısında bir defa kükürt olacak. Peki kaç tane oksijen olacak? 2 oksijen buradan gelecek. 1 oksijen de arkadaşlar buradan gelecek. Bakın burada 1 bölü 2 O2 yazıyor. Dolayısıyla 1 bölü 2 O2 ne demektir? Şöyle 2 ile 1 bölü 2 çarptığınızda arkadaşlar 1 oksijen gelecektir. Dolayısıyla burada oluşacak olan bu Y gazında SO3 gazı olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 tanesi buradan 1 tane oksijen de buradan geleceğinden dolayı. Benzer şekilde arkadaşlar 3. tepkimeyi incelediğiniz zaman buradaki Z gazının da NO2 gazı olduğunu bulacaksınız. Burada yanar ifadesi arkadaşlar söylenmiş. Bakınız bir gazın yanıp yanmayacağı orada bulunan elementin en yüksek basamağı değerlik olarak ve yükseltgeme basamağına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgilidir bu konu.
Örneğin arkadaşlar karbon 4A grubundadır. Eğer en yüksek basamağı yani grup numarası kadar diye düşünebilirsiniz. Hatta karbonu şöyle söyleyecek olursak eksi 4 ile artı 4 aralığında değerli kalır. Eğer artı 4 değerli alırsa bileşiğinde o zaman yükseltgenmez yani yanmaz diye düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar karbondioksitin karbonun değerlerini bulabilmek için şöyle yapıyoruz. Oksijen eksi 2 değerli kalıyor. 2 ile eksi 2 çarpıyorsunuz. Eksi 4. Dolayısıyla nötrleştirebilme adına bunu yapıyoruz. Yani eksi 4'ü nasıl nötrleştirirsiniz? Artı 4 ile diyerek soruyu çözebilirsiniz. Burada bir tane karbon olduğundan dolayı. Bakınız burada karbon artı 4 değerli almış. Yani en yüksek değerli almış. Dolayısıyla en yüksek değerli alıyorsa o zaman o gaz yanmaz değerli arkadaşlar. Birinci ifadede yanmaz diyeceğiz. İkincisini inceleyecek olursak SO3 gazı. SO3 arkadaşlar bildiğiniz gibi S 6A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer eksi 2 ile 6, 6, artı 6 aralığında değerlik alır. Eğer yükseltgenmesi yani değerli o bileşikte artı 6 olursa o da yanmayacak. Bakalım SO3 yazdık. Oksijen benzer şekilde demin yaptığımız gibi eksi 2 çarptık. 3 ile eksi 2 çarptık. Eksi 6. Bakın kükürt bir tane var. Dolayısıyla değerli artı 6 olmalıdır ki nötr olabilsin. Nötr derken de arkadaşlar bakın yükün toplamının sıfır olduğundan dolayı bunu söylüyorum. Sıfırlıyoruz arkadaşlar kısaca. Bakın artı 6 değerli kaldı. Dolayısıyla da en yüksek değerli aldığı için bunu da yanmayacağını söyleyelim. En son olarak Z'ye bakacak olursak arkadaşlar Z azot gazı var ve azotun 5A grubunda olduğunu söyleyelim. En küçük eksi 3 en fazla da artı 5 değerlik alabilirler bileşiklerinde. Azot arkadaşlar şöyle azot dioksidi yazdıktan sonra oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. Ve çarptığımız zaman eksi 4 burada azot arkadaşlar artı 4 değerlik alır. Yani en yüksek basamağa ulaşmamış. Dolayısıyla bu gaz yanar değerli arkadaşlar. Burada yanarı sormuş. Cevap C seçeneği.